Anji zor üzerinde zoriyen lehember zamanı kurdi. Hoca Marvan tıştacı hineki bine zaman. Na zaman jubuy geleki tıştaki geleki bedeve hebu navi Brasti emtkarım bejin kul ser zamanı yavaya. Vakti zamanında ve netev uçandu kültürü hüneri hemi bavravundad. Jiber ve ki lehember zaman hemi bertekin lehember zaman bu taybeti ji leheri mame u li Türkiye lehember zamanı kurdi ev bertekin kote nişandan ku heji devlet ba avaya ki yek netev yek zaman de fikre ev ya edi ve sat sale ne kararak e. Bi dehan salane li vedere li ve ahe dava zaman dava kültürü çande tekirin. Edi hevce ev Bertek derkeve jhole rabe. Mehmet İnan. Cihe bu yere seyirt. Diroka bu yere 28 sibate no duçar. Malbata İnan nezi sinore bajare seyirte dijiya. Mehmet İnan bave hef zarokan bu u kare avahiye dikir. Beriya de 28 sibate no duçaran vere venda kirin de nevvara du mehan du caran hatıbı bıncav kirin u serbest berdan. De 28 sibate da legal malbata xwa nezi bajare serte pes dışarandın. Ucubu havceyi male bistine da keti bu bajer. Le dema evar ket erde u Mehmet Venegeriye male xwa malbat ket nav gumana. Pişti roje malbat le bajer ket nav legerine lawe xwa. Le agaye ku kesen çektar ev zorele vesayete kesuvar kirne girtin. Bav Ali İnan, Dotra Roje, Bnevizki, Serili Serdozgariya Seyirte, Parezgeye u Fermandariya Lijneya Seyirte dide. Le tu encam nikare bistine. Pişti vendakirna Mehmet İnan, be çarpenc meşunda polis Bav Ali İnan dibin gerinendaya evlaheya seyirte. Le vedere çent veyne nişan evi didin. Le tu veyne jeren asnaye, u naşi bellavevi Mehmet İnan. Pişti veye ki polis de vakti ki dereng da bav dibin datinin ber malavi. Jive deme u jivirva ji Mehmet İnan tu agahi naye standin. Nahaji ji bo Mehmet İnan ebi zore hatiye venda kirin u hemu venda u kuştiyen kriyar ne diyar em ve vedekhinin çalakiye runiştine. Katledilen ve akıbeti inkar edilen Mehmet Yaşar için buluştuk. Türkiye'de 90'lı yıllarda gözaltında katledilenlerin sayısı azımsanamayacak şekilde çoğalmıştı. Cumartesi annelerinin güçlü duruşu Galatasaray Meydanı'ndan dünyaya doğru açılan bir umut kapısı olmaya başladı. Bu umut, gözaltında kaybedilenlerin akıbetinin hukuksal zeminde aranması ve sorumluların gerçek bir adalet olgusu ile yargılanmaları umuduydu. Mehmet Yaşar, Zeki Yılmaz'ın akıbetini sormak için evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Mehmet Yaşar, gözaltında katledilen yakın dostu Zeki Yılmaz'ın cenaze törenine katıldı. Cenaze sırasında Mehmet Yaşar gözaltına alındı, avlukaya alındı ve akşam saat 8 sularında evde kimlik sorgulaması yapan polis ekipleri "Bizim memleketi geleceksin" diyerek Mehmet Yaşar'ı gözaltına aldı. Gözaltına alındığı inkar edilen Mehmet Yaşar için yapılan tüm başvurular sonuçsuz kaldı. Herhangi bir soruşturma başlatılmadığı gibi ailenin adalet arayışı tehdit ve inkar ile sekteye uğratıldı. Bir dönem bölgede birçok insanımızı katleden yapının unsurlarından olan ve daha sonra yazdığı bir kitap ile tüm cinayetler açısından bilgiler veren Kahraman Bilgiç isimli itirafçı Mehmet Yaşar'ın gözaltına alınarak katledilmesi olayıyla ilgili olarak yazmış olduğu itiraflarında Mehmet Yaşar tabur komutanı Mehmet Ekin Yurdakul talimatı ile alınıp tabura getirildi. Çok ağır işkence yapıldı. İşkence sonucu dirsek kemikleri görünüyordu. Daha sonra helikoptere bindirilip götürdüler ve geri getirmediğinde tanık oldum. Büyük ihtimalle helikopterden atılmıştır dedi. Bu açıklamalara rağmen etkin bir soruşturma yürütülmedi. Tüm adli merciler bu inkar siyasetinin bir parçası oldular. Mehmet Yaşar henüz 32 yaşında insanların gözleri önünde gözaltına alınarak kaybedildi. Bizler Mehmet Yaşar'ın gözaltına alınıp kaybedildiği gerçekliğini bu meydandan tüm insanlığa haykıracağız. Mehmet Yaşar'ın çiçeklerle donatılacağı bir mezarının olmaması için mücadele etmekten ve kayıplarımızın akıbetini
sormaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Aslında bu bir hikaye değil. Yaşamın tam da gerçeği. 29 yıl önce İzmir Bornova'da gözaltına alınıp kaybedilen Murat Yıldız'ı anlatacağız. 19 yaşındaki Murat Yıldız İzmir'de annesiyle birlikte yaşıyordu. Bir kafede otururken çıkan tartışmada silahla havaya ateş ederek olay yerinden uzaklaştığı için polis tarafından aranmaya başlandı. Annesi Hanife Yıldız'ı karakola götüren polisler Murat hemen gelip teslim olursa ifade vererek serbest kalacak dediler. Meskul mahalle havaya ateş açtığı için aranan 19 yaşındaki Murat Yıldız 23 Şubat 1995 tarihinde annesi ve avukatıyla birlikte İzmir Bornova Özkanlar Asayiş Şubesi'ne giderek teslim oldu. Önemli bir durumu yok. İfadesini alıp bırakacağız demelerine rağmen Murat eve gelmeyince annesi oğlum neden serbest bırakılmadı diye emniyete gitti. Ama aldığı yanıt hiç de inandırıcı değildi. Polisin anlatımına göre Murat İstanbul'a götürülürken feribottan atlayıp yüzerek kaçmıştı. Hanife Yıldız'ın kendi isteğiyle teslim olan oğlum niye kaçsın sorusu cevapsız kaldı. Ama Murat'tan bir daha haber alınamadı.